Şimdi bugün herkesi konuşacağız. Bugün e, benim mesela ünler takımda gizli bir favorim var artık. E, niye bilmiyorum. Böyle bir e, bana böyle bir geldi ve o yarışmacının, o kadın yarışmacının e, Survivor'da iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Onu da konuşacağız. Pervizi konuşacağız. Bütün yarışmacıları konuşacağız. E, bu haftaki konuları komple değerlendireceğiz. Bu haftanın bence en önemli olaylarından biri tabii ki Barış'ın geçişi. Gönüllüler takımına ve Barış geçtikten sonra Sercan'la arasında yaşanan problemler. Özellikle bir oyunda Sercan'ın Barış'a bir ağlama demesi vardı. Hepimiz o sahneyi e, hatırlıyoruz şu an. Şimdi bir istiyorsanız o anları bir izleyelim. Ardından burada yorumlayacağız. Berkan! Pervis! Tekrar Berkan! Berber! Berber! Oh, oh, şey abi! Hayır, <laughs> bakacağız. Hadi ayı, e, ayı, bakacağız. bir tane? Bir tane vurdular. Kal. Sesimi çıkarmadım ha? Ağlıyorsun. Kalk Her şurada. Gel, ta, Koskoca cüsenle ağlıyorsun. Ta, ta, Kalk. Adam az gitme bakacağız. Şey, bakacağız. Emre, Vara gitmek. Bana fahiş bir e, orada, bir kere ağlamadım Evlinde ya. Beni hiç bir şey Her şey ağlanıyor ha. Ezrin kim ya? Abi biz Bence, ne yapalım? Oğlum cüsseyle lan! Geri, 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 geri. A, domates mi yersin Ne ha? Arda! Domates abi, mi yersinler abi, bize? Yok oğlum yok abi, yok, kalçayı. Basketbol, de zoru basketbol. Abi, abi. Sayı geçerli! Hadi. Bağır, bağır. zaten girecek. Kamera Şimdi burada Barış'la alakalı sıkıntıyı ben çözdüm. Barış neden böyle kendini yere atıyor ve ağlıyor gibi gözüküyor? Bir düşünceniz var mı? Ben sanırım <laughs> insanla konuşurken e, bir şeylerinden bahsetmişti. Hatta bunu Berkan'la en çok barış yaptı demişti. Fuarı göstermek için, Hı -hı. E, göze çarpması için yani fuarını kendini yerlere atıyorlarmış. Ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani, nasıl? Nasıl olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Şimdi e, her sporun bir kuralı vardır değil mi? Mesela burada hangi spor oynuyorlar? Basketbol. Tabii ki bu Survivor basketbolu. Burada işte adımlamalar farklı, fauller farklı, attığın pota farklı, top farklı. Ama basketbol oynadığın için ve Barış da eskiden basketbolcu olduğu için ister istemez basketbolun kurallarını buraya taşımış. Basketbolda nasıl bir spor? Basketbol. temasın ve faulün çok daha kolay yaşandığı ve yaşandığı zaman da hakem tarafından da hop durdurulup faul denen çok kolay faal verilen bir spor. Barış burada e, biraz sanki kendi normal basketbol oynuyormuş gibi işte ben atışa kalkayım. O sırada kimse bana dokunmasın. Çünkü baskette atışa kalktığın an, sana bir temas olursa hakem direkt faal çalıyor. Barış o kurallarla buraya gelmiş. Ama bu Survivor'daki basketbolun normal kurallarla alakası yok. İşte sen kalktın atış yaparken sana dokunmayacaklar. Böyle bir şey yok. En kolay yerde faal istiyor. Bence Barış'ın en büyük şeyi bu. Yani bu kuralı şey, işte oyunu yanlış kuralla oynuyor. Bence bütün olay bundan kaynaklanıyor. Olabilir. ya Aslında Çok bir, bir pozisyonda bir foul var. Ee, pervizin yaptığı pozisyonda bir foul var. Diğerinde yok aslında. Kendini Tabii. bırakıyor. Şöyle bir olay da olabilir. Bana yaptıkları mobbing sözel değil. Bakın fiziksel de dedirtmeye de çalışıyor olabilir. Onu Belki olabilir yani neticede. Sonuçta bu bir yarışma yani ya her tamamdır, şeyi yapabilirsin. Tamam da kusura bakmasın da yani şurada Berkan'ın sayı attığı rejiden rica etse şey o andara gelsin. Yok. Yo, hiçbir yani şey yok. orada Barış resmen yok. Oscar'lık bir oyunculuk sergilemiş. Yani ne var orada? Onu, hiçbir şey yok ki. Şey yok. Berkan da almış sayıyı pıt diye bırakmış Aynen. yani. Hiçbir orada yok. halbuki Barış'ın daha kuvvetli durup kalkıp ya da o faal şey yapmadan hani e, faal gibi yere atmadan Berkan'ın sayısını engellemesi. Doğru ama neticede futbolda da var bu adam atlıyor yere işte penaltı alabiliyor ya da sarı kart gösteriyorlar hakemi kandırma yönelik hareketten ama Sercan'ın hareketleri de doğru değil burada. Yani dibine kadar gidip kalk zaten verecekler falan demesi doğru değil. Ben doğru evet, evet. bulmuyorum. Sercan'ın zaten ya yani şöyle diyeyim acayip Şimdi, kurulmuş çünkü. Bu arada yani biz bu gittiğimizde şey. orada yarışmacılarla az çok bir uzaktan da olsa bir gördük. Onların vücut dilini izledik hepimiz. 2 3 tane oyun sağ olsun Acun abi bize o arka tarafta oturup izletti. Mesela Sercan bana ünlüler takımında en efendi gelen kişiydi. Evet. Ama biz Türkiye'ye döndük. O Sercan neler yapmış <laughs> yani? Ben mesela Sercana hiç yakıştıramadım. <laughs> o işte ettiği kötü sözleri olsun, vücut tavırları olsun, üstüne yürümesi falan. Hani e, sosyal medyadaki tepkilere bakıyorum. Sonuna kadar haklılar tepkide. Ama Sercan bence o değil. Sercan daha sakin bir adam. Dışarıda da hani az çok tanıdığımız ortak Şu insanlar var. Şu an basılmış olabilir mi? Yani istemediği bir konu gün tabii tabii, çıktığı için. Durduramıyor kendini yani. Bu belli. yüzden de artık aralarında sürekli bu tarzda bu tatlı olaylar yaşanacak gibi geliyor bana. Sindiremez yani. Zaten Sercan'ı konseyden sonra görmeye başladık biz. Hep diyorduk bir altın doldurması gereken hani tamam güzel bir yarışmacı, performansı iyi bir yarışmacı ama altın doldurması gerekiyordu. Ne zaman konseyden çıktı yani şey konsey diyorum seçmeler barış karşı tarafa geçti. Biz Sercan'ı izlemeye başladık ama zaten bunun sinyalini röportajlarında veriyordu. Barış'a karşı olan hani o tutumunu. Evet onu. doğru ya orada şey yapıyordu ama şöyle bir şey daha diyeceğim. Yani e, sen demin ne dedin en son Sercan'la ilgili? Çok güzel bir şey söyledin. Şu an bu saatten sonra hep aynı tatta gidecekler yani kesin. Ondan önce bir şey söyledin. Bir şey, bir şey evet. Şey, gün yüzüne çıktın bir şey dedin. Ha, yani ha, pardon bir şey söyledin dedin. <laughs> aralarındaki olay gün yüzüne çıktığı için yani bir sırrı vardı bunu paylaştı paylaşmadı ha. ama... Bunları konuştukları için de aslında şu anda bu saatten sonra ben... Ee, Sercan'ın Barışa karşı tavrı ve tarzının değiştiğini düşünmüyorum. Vallahi bir şey söyleyeceğim bak. Normal hayatta insanların evet aslında herkesin birbirine güvenmesi lazım ama Survivor öyle bir yer ki e, herhangi bir şey birine söylediğin zaman e, bir cümle, bir kelime onun esiri olabiliyorsun. Evet. Yani çok yakın arkadaşınla bile paylaştığın bir şey bir gün senin onunla çıkarların değiştiğinde sana karşı kullanılabiliyor. Sen burada karşı takımla alakalı bir sırrını arkadaşlarına vermişsin. Bu konunun ne olduğu konuşuluyor. İşte şey diyorlar Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor? Onunla alakalı bir sır verdi. Bana mesela mantıklı geliyor. Nisa değil de belki Sercan birinden hoşlandı. Bana yazanlar da var Instagram'da. O da Aycan, Aycan'dan hoşlanıyor diyen de var bu arada. Evet mesela böyle bir şey. Yani eğer böyle bir şeyin duyulmasını istemiyorsan çok da paylaşmayacaksın. Eğer böyle bir şeyin tam erkek erkeği konuşur ama yani Barış'la sen başından beri bir mesafelisin. Neden bunu e, Barış'la paylaştın mesela o zaman? Ama hani... tecrübesizler yani. öyle düşün. Yani hepimiz de tecrübesiz muhakkak de, tecrübesiz bir şeyler paylaşmışızdır. Adam milyon dolarlarla oynamış, Hayır hayır, onu çok demek büyük ki takımlarla mi? oynamış 30 yaşında bir adam. Ama evet. büyük ihtimalle Bence bu herkese de şöyle söyleyeyim. Lazım böyle yani. olduğunu tecrübesiz. bilmiyoruz daha ama büyük ihtimalle baş başa konuşulmuş bir konu değil bu. 3-4 tane erkek nasıl biz erkek erkeğe işte bir evde bir araya geldiğimizde ee, e, tabii ki muhabbet ediyoruz muhabbet ediliyor ama. bir şekilde aynı şekilde kadınlar da bunu yapıyor büyük ihtimalle 4-5 tane erkek orada bir araya gelip işte belki de atıyorum şu kız güzel bu kız güzel ne kadar güzel bir suratı var gibi bir konu geçti ki bence Barış da böyle bir şey arkadaşlarına paylaştı bence yani baş başa konuşulmuş bir konu değil bu Sercan'la Barış tamam da bunu desem bile bu kıyamet koparılacak bir şey değil ki hani Sercan şu kız çok güzel diyebilir. Bence bunda yanlış bir şey de yok. bence sır bu olmaz ki bu kadar küçük bir şey. yani Evet bence sır dediğin çok da ağır bir şey. Başka da, bir şey var zaten. E, hani altında kötü olan onunla bir şey. Duyulmak bir hoşlanma ya da, da onunla ki. anılmak istemiyor olabilir. Yani bunu izleyicilere taşımak e, istemiyor beğenmeyi olabilir. Beğenmeyi kişiyle de anılmak istersin yani istemez misin? Yani istemiyor olabilir belki. Başka bir nedenleri vardır ama şöyle düşünüyorum. Şimdi biz hepimiz oraya gittiğimizde... E, senin bu durumu aramız kötü olduğunda, şu an iyiyiz ama aramız kötü olduğunda senin bu durumu kullanabileceğin benim aklımın ucuna gelmez. Çünkü Survivor şartlarındasın. Hani diyorum ya tecrübesizliğe. Ne kadar başarılı da olsan, milli sporcu da olsan, birkaç tane müsabakaya gitmiş de olsan dahi bu durumu Survivor şartlarını yaşamıyorsun hayatında. Benim de gelmemişti. O yüzden diyorum yani Survivor'a gittiğinde fazlasıyla bir yokluk çektiğinde insanlar bir anda farklı bir karaktere de bürünebiliyor. Dışarıda olan çok iyi bir insan Survivor'a gittiğinde çok farklı bir insan da olabiliyor. olabiliyor farklı bir karakterde de oluyor. Dolayısıyla şimdi ben sana bugün derdimi anlattım. Çünkü orada o kadar fazla bir boş vaktim var ki yarın bir gün senin aram kötü olduğunda senin bunu kullanabileceğin benim aklıma gelmez. Evet. Öyle bir durum bence bu. Şimdi evetse akşam Barış'ın bir röportajı var. Bizimle dikkatimizi çekti. Çok kısa bir röportaj ama Barış'ın belki bundan sonraki stratejisiyle ilgili bize bir fikir verebilir. Çünkü Barış diyor ki bundan sonra bana bir şey söylediklerinde artık hak ettikleri cevabı alacaklar diyor. İzliyoruz. <laughs> O zamanlarda özellikle benim bir takımı değiştirmemden sonra e, genel olarak eski takımım yani şu anki karşı takım e, da bir bilenmişlik var, bir sinir harbi var ve e, tamamen benim üstüme oynamaya çalışıyorlar. E, karakter olarak bir duruş sergilemeye çalışıyorum burada. Fakat e, damarıma basmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim takıma da salça olmaya başladılar. Bence bu durumla alakalı acilen e, bir aşama kat etmeleri gerekiyor ya. E, düzgün bir duruş sergileyip yarışmaya devam etmeleri, yarışmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. Ya da bu söylemlerinin çok yakında artık e, karşılık bulacağını bilmelerini isterim. Evet, bundan sonra diyor, uyarıyor onları. Eğer diyor bir şey yaparlarsa karşılığını bulacaklar bizi diyor. Bizi Duydu galiba. Efendim? Duydu, galiba. <laughs> duydu herhalde bizi. <laughs> Vallahi ben evrene mesaj gönderdik. Ben yani, şöyle yani. diyorum sana. Bence bizi duymadı. Ee, Barış'ın ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ya yani Barış kalkıp da kimseye hala tepki vermeyecek. Verirse zaten ben şunu sorgularım. Bugüne kadar niye vermedin kardeşim? Neredeyse sana hani o kadar küfürler ettiler. Kız gibi ağlama Mesela onu da sormak istiyorum. Yani kız gibi ağlama lafı bir kadın olarak sen nasıl düşünüyorsun? Sercan'ın dediği laf. Ağır mı değil mi? Bir erkeğe söylenmesi tabii ki de ağır bir şey. Zaten bizim konuşumuz orada bile tepkisiz kalması yani sonra bu röportajına biraz çakışıyor. Hı hı. Ama benim dediğim gibi yani kendi düşüncem birleşmeden sonra birleşmeye kadar herkesin karakterini insanların görmesini istedi. Kimse bunların suratına vurmak istemedi kendini frenlememeleri için. Bundan sonra ama yine de şey diyor çok yakında. Yani artık tepki vereceğim değil, çok yakında. Çok yakında sinemalar. Yani. <laughs> Yine birleşmeden Barışın sonra, intikamı, evet, birleşmeden sonra gerçekten evet. değişebilir barış. Hani niye ne oluyor insanları, birleşmedi? İnsanların Allah aşkına ne oluyor? Yani bir anda böyle var ya. bavuldan sana işte ne derler? Bavulunu açıyorsun, orada işte biri sana not mu yazmış oluyor? Barış bugüne kadar çok sessizdi. <laughs> hayır hayır. İşte bu Şimdi bak kıyafet. yapan bir insan ama... için, strateji yapan bir insan için evet. ne diyoruz? Birleşmeden sonra herkes biraz daha bireyselleşiyor. Artık takımı değil de bireysel biraz daha düşünüp oyunlardaki ee, ne bileyim zayıfı seçeyim, daha iyi performans sergileyim gibi düşünceler Hı. olmaya başlıyor. O yüzden de acaba Barış da böyle düşünüp de ona göre hareket ediyor olabilir mi? Ki ben en başından beri Barış'ın sürekli bir strateji izlediğini düşünüyorum. O yüzden de şu an e, biraz daha birleşmeyi bekleyeyim. Birleşmeden sonra bireyselleşecek. E, ben de biraz daha karakterimi ortaya koyarım. İşte sert tavırlar gereken yerde söylerim. Ben de diyorum söylerim. ki sertleşeceksen, ee, daha böyle tepki vereceksen şimdi değiş kardeşim niye 20. soru e parti bekliyorsun. Bence de öyle. Yani? Bence de öyle. hey bugün parti zamanı <laughs> ama yarın çok sertleşe arkadaşlar abi değil mi yani Söyledikleriniz <laughs> üstüne. aslında kötü bir röportaj olmuş o zaman. Yani. evet çünkü şöyle. Ya her zaman işte atıyorum böyle efendi ol hiçbir şeye cevap verme. Sineye çek. Ya da bu röportajı verdikten sonra atıyorum şimdi tepki verirse bu sefer gene eleştirilere maruz kalacaksın. Abi, abi cevap ver yani. yani mağdur mağdur. Ben mağdur birinin Hiçbir zaman Survivor'da şampiyon olmasını istemiyorum kardeşim. Ne mağduru? Barış'ın ne yaşadığı mağdurluk var. Bana biri söylesin ya. Yok. Ne olay da yok ki ortada. Yani üstüne de geliyorlar gibi gözüküyor ama ne var abi? Ne var? Bana söylesin biri ya. Ne oldu? Barış'a ne oldu? Ne yapıyorlar Barış'a? Ya şu an ben adada olsam derim kardeşim yani Barış'a ne yapıyorlardı hani böyle şey yapıyorsun. Tepki de vermiyorsun. Hani altında doldurmuyorsun. Madem bir şey var, e, tepki ver o zaman. O da yok adamda. Yani, yani yaşadığı şey mağduriyet ya. değil ama neticede Sercan'ın yaptığı hareketleri Barış'ta Sercan'a yapmıyor mesela? Öyle de Bak, şey yapmak lazım. Bak aynı olayı Derya'da da yaşadık mesela. Derya işte mağdur gibi gözüküyor. Bir yandan böyle hak da veriyorsun ama böyle arada kalıyorsun. Ne oldu mesela Derya ile bu Ben aynı pakete koyuyorum. Ne oldu Derya? Ne yaşadı yani? yani? Tamam, Barış'ta alakalı diyorlar. da bilmiyoruz. Mobbing işte bilmem ne falan. <laughs> barışla alakalı da bilmiyoruz. Haklısın ama şöyle de bir durum var. Barış da Sercan'ın yaptığı hareketleri hiç kimseye yapmıyor ama burada da hakkını yememek lazım çocuğun. Kimseye gidip de burnunun dibine ben girip şey yaptığı... Yap, çok yanlış zaten. Ya, mi? Mi? Yani o konuyu şey, yaşadıktan sonra o çıkışları yapması zaten Barış'ı e, daha iyi konumda gösteriyor. Barış'ın sessiz kalarak, bu duruma cevap vermeyerek. O yüzden de şey diyorum ben, e, bence Barış kendisi istiyor bu durumu. Yalnız kalmayı, işte arkadaşlarıyla çok fazla iç içe olmamayı, o dostluk, arkadaşlık, birlik, beraberlik değil. Ben tek başıma... Ee, bu şampiyonluk yolunda ilerleyeyim, Survivor'da tek kalayım, tek başıma olayım. Kendisi istediği için bu durumu yaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlarından kendini soyutladığında insanlar sana karşı bir tepki gösteriyor ve sen olayların içi, içinde buluyorsun kendini. E Durum böyle olunca ne oluyor? Barış sanki biraz daha mağdurmuş gibi görünüyor. Evet. E Barış da sesini çıkarmıyor. Arkadaşları ona yüklenince bir yerde bir açık vermiştir. Tabii Sercan'la Barış arasındaki diyalogdan bahsediyorum. E orada da birisi sana bir şeyler söylüyor, hakaret ediyor. Sen sessiz kalıyorsun ve sen haklı oluyorsun. Yani bu haksızken haklı olmak gibi bir şey.